Sevgili basın emekçisi arkadaşlar, hepinizi ve sizlerin aracılığıyla sesimizin ulaştığı Türkiye'nin tüm işçilerini, emekçilerini, yurtsever halkımızı sevgiyle, saygıyla, yürekten selamlıyoruz. Uzun bir aradan sonra tekrar haftalık değerlendirme toplantılarımıza başladık. Bu mecliste pek yapılmayan bir şeyi, halkın gerçek sorunlarını, ülkemizin gerçek dertlerini ve bu sorunlara, bu dertlere ilişkin çözüm önerilerimizi yurttaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu hafta sözlerimize başlarken Ermenek ve Soma'da ödenmeyen ücretleri, ödenmemiş tazminatları için Ankara'ya yürümek isteyen maden işçilerini, maden işçisi kardeşlerimizi sevgiyle selamlayarak başlamak, mücadelelerinin yanında olduğumuzu ifade ederek başlamak istiyoruz. Maden işçileri çok uzun süredir bir mücadeleyi sürdürüyorlar ve duymak istemeyen kulaklara, görmek istemeyen gözlere de kendilerini ulaştırmak için her yolu denediklerini biliyoruz. Şimdi de Ankara'ya seslerini duyurmak için bir kez daha yollara çıktılar ve bu yürüyüş hukuksuz bir biçimde engelleniyor. Arkadaşlarımız, maden işçileri abluka altına alınıyor. Ermenek'te gaz bombası ve plastik mermilerle saldırıya uğruyorlar. Bir kere şunu ifade etmek gerekiyor. İktidar, kolluk güçleri aracılığıyla işçilere dönük saldırılarla aslında patronların tarafında olduğunu bir kez daha açık biçimde teyit etmiş oluyor. Biz de işçilerin kayıtsız şartsız yanında olduğumuzu, bu haklı mücadelelerinin kayıtsız şartsız yanlarında durduğumuzu bir kez daha ifade etmeyi görev biliyoruz. İşçi kardeşlerimize uygulanan bu zulüm politikalarının emirlerini verenler ve uygulayanlar bunların hesabını vereceklerini bilsinler. İşçi kardeşlerimizin her birisi, her bir işçi kardeşimiz hakkını alana kadar sürdürülecek bu mücadelenin ikiliciksiz biçimde yanında olacağız. İşçi kardeşlerimiz Ankara'ya ulaştıklarında başımızın üzerlerinde yerleri olacak. Ama şunu da ifade etmek istiyorum. Eğer bu zihniyet devam eder, bu işçi kardeşlerimizin yürüyüşü engellenirse biz de buradan bütün milletvekili arkadaşlarımıza çağrı yapıyoruz. Doğrusu bizim o işçi kardeşlerimizin yanına gitmemizdir. Eğer yürüyüş engellenmeye devam ederse işçi kardeşlerimizin bulunduğu, beklediği noktada olacağımızı da, bunun için hazırlıklara başladığımızı da buradan ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, başka bir işçi direnişi. Geçtiğimiz hafta sonu arkadaşlarımızın yanındaydık, direniş çadırlarındaydık, direniş alanındaydık. Çorlu, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Grup Tekstil isimli iş yerinde işçi kardeşlerimiz son 4 yıldır zaten sürekli olarak haksızlığa uğruyorlar. En son 2019 yılı Aralık ayında tüm çalışanların katıldığı bir toplantıyla patron Adem Genç, ismini de vermek istiyoruz, bu işçi hakkı yiyen, işçinin emeğini gasp eden bu insanın ismini de paylaşmamız gerekiyor. İşçilere haklarını ödeyeceğini söylüyor. Fakat fabrikayı sattıktan sonra işçi kardeşlerimizin hakkını ödemiyor. İşçi kardeşlerimiz bizim aracılığımızla tüm milletvekillerine, meclis başkanlığına bir mektup gönderdiler. Bunu tüm milletvekili arkadaşlarımıza ulaştıracağız. Aynen şöyle diyorlar. Fabrikamızın satılmasının ardından banka borçları ödendi. Vergi sigorta borçları ödendi. Fabrika sahibi kendi parasını fazlasıyla aldı. Ve bizim 30 yıllık emek verdiğimiz bu fabrikada maaşlarımız, alacaklarımız ödenmiyor. Kimse de bunun ödenmesi için herhangi bir girişimde bulunmuyor. İşçi kardeşlerimiz diyor ki, milletvekillerine sesleniyorlar. Biz asiliz, siz bizim vekilimizsiniz. Milletvekillerine böyle sesleniyor işçi kardeşlerimiz ve siyasi görüşü ne olursa olsun tüm milletvekillerinin bu haksızlık karşısında bizim yanımızda durma görevleri var diyor. Aynen katılıyoruz. İşçi kardeşlerimizin bu söylemine aynen katılıyoruz ve
patrondan hakları olanının alınması konusunda milletvekillerinin girişimde bulunması gerektiğini söylüyorlar. Sesimize kulak vermeyen, mağduriyetimize kulak vermeyen milletvekillerine de hakkımızı helal etmeyeceğiz diyor grup tekstil işçileri. Onu buradan paylaşmış oluyor. Bütün milletvekili arkadaşlarımızla da mektubu ayrıca paylaşacağız. Pek çok iş yerinde işçi kardeşlerimizin direnişleri devam ediyor. Hepsiyle elimizden geldiğince tek tek ilgilenmeye, seslerini parlamento kürsüsüne de taşımaya devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın, sayısız iş yerinde bu haksızlıklara karşı direnen işçi arkadaşlarımızın tümünün bu sıkıntıları yaşıyor olması bir tesadüf değil. Bunların hepsinin odağında tüm varlığıyla sermayeye, patronlara hizmete adanmış saray rejimi var. Hatırlanacaktır, bu Cumhurbaşkanlığı kabinesi denilen kabine ilan edildiğinde biz demiştik ki bu emekçilere karşı, işçilere karşı bir savaş kabinesi olarak kuruluyor. Bütün sektörlerden patronları aldılar, bakan sıfatı verdiler. O sektörün patronları, sektörün tümünün geleceğine ilişkin tek söz sahibi. Şimdi geldiğimiz noktada bütün çıplaklığıyla bu tablo ortaya çıkmış durumda. Artık dikkat edin, artık bakan sıfatı taşıyan şahıslar kendileri de ifade etmeye başladılar. Biz de şunu görüyoruz. Türkiye'de bakanların ortak bir sloganı var artık. Bakanlar diyor ki biz bakmıyoruz diyor. Biz halka bakmıyoruz. Yoksula bakmıyoruz. Çaresize bakmıyoruz. Sorumlu oldukları alanların hiçbirine bakmıyorlar. Yaptıkları tek şey var. Hepsi yüzünü dönmüş saraya bakıyor. Saraydan başka baktıkları hiçbir şey yok. Değerli arkadaşlar, dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de pandemiyle ilgili çeşitli sorunlar yaşıyoruz. Aylardır bir salgın hastalıkla mücadele ediyoruz. Okulların durumu ne olacak diye tartışıyoruz, doğru mu? Ve son verilere bakıyoruz. 1,5 milyon öğrenci internet erişimleri ve gerekli cihazları olmadığı için eğitim hakkına erişemiyor. Uzaktan eğitim için kurulduğu söylenen bir sistem var, EBA. Bu sistem çöküyor. Türkiye artık eşit olmayan, bilimsel olmayan, eğitim hizmetini bile çocuklarına veremeyen bir ülke konumunda. Ama Eğitim Bakanı bu işlere bakmıyor. Eğitim Bakanı ne diyor? Katılım yoğun olduğu için memnunuz. Bakın değerli yurttaşlar, tam bir patron bakışı. Senin işin ne? Bu memlekette kaç tane öğrenci olduğunu bilmiyor musun? Kaç kişinin bu sistemi kullanacağını bilmiyor musun? Buna uygun bir altyapı kuracağına, aynı patronlar öyle yapar ya, çok talep var, çok satış yapacağız, ellerini avuşturuyor. Senin işin eğitimden para kazanmak değil. Bu memleketin gençlerinin, çoluğunun, çocuğunun eğitim almasını sağlamak. Ama o işlere bakmıyor. Hangi işe bakıyor? Eğitimde en büyük masraf neymiş? Öğretmen maaşlarıymış. Harcadıkları, trilyonlarca boşa harcadıkları para, özel okullara aktardıkları kaynaklar, patronlara, yandaş sermayeye, beşli çeteye harcadıkları paralar fazla gelmiyor beyefendilere. Öğretmenlere harcanan para eğitimdeki en büyük kaynak sıkıntısıymış. Bunların amacı eğitimden para kazanmak. İşte biz de diyoruz ki patron tabii ki patronluğunu yapacak. Ey sevgili yurttaşlar, emekçiler, yoksullar, size sesleniyoruz. Patron tabii ki patronluğunu yapacak. Oradan para kazanmaya çalışacak. Biz ise emekçilerin, emekçi çocuklarının eğitim hakkına bakacağız. Çocuklarımızın, tüm çocukların eğitim hakkına erişmeleri için, tüm emekçiler için artık bir insan hakkı olarak değerlendirmesi gereken internetin herkes için ücretsiz hale getirilmesi gerekiyor. Lamı cimi yok. Öyle ucuza verelim, şu kadar kota verelim falan, bütün bu tartışmaları bir kenara bırakıyoruz. Bu süreçte ortaya çıkmıştır ki internet artık su kadar, hava kadar temel bir insan hakkıdır. Çocuklarımızın eğitim hakkıdır. Dolayısıyla tamamen ücretsiz biçimde sağlanmalıdır. Değerli yurttaşlar, sevgili halkımız, mesele sadece eğitimde değil tabii ki. Bakın, sağlıkta halkın dertleri, sağlık çalışanlarının, sağlık emekçilerinin sorunlarına bakmayan bir bakanla karşı karşıyayız.
Pandeminin başında hatırlayacaksınız, güzellemeler yapılıyordu. Şimdi ortaya çıkıyor ki bu Sağlık Bakanı hani özel sağlık kuruluşları açıp para kazanmakta, hayatını böyle kazanan bir sağlık patronu olan Sağlık Bakanı vakalara bakmıyormuş. Hep beraber bunu öğrenmiş olduk. Sağlık Bakanı vakalara bakmıyor, hayatını kaybeden yurttaşlarımız ile ilgili gerçekleri konuşmuyor. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi her gün bir ferdini daha kaybettiğimiz sağlık emekçilerinin taleplerine, haklı isyanlarına da Sağlık Bakanı kulaklarını kapatmış durumda. Bunlar bakmıyorlar, dinlemiyorlar. Covid-19'u hala bir meslek hastalığı olarak kabul etmediler. Uzun saatler çalışmalarının karşılığını isteyen sağlık emekçilerine bakmayacaksınız da neye bakacaksınız? Bunu sormak istiyoruz. Tüm sağlık emekçilerine, hastalara, eğitim emekçilerine, velilere sesleniyoruz. Patronlar bizim sorunlarımıza bakmıyor, bakmayacak. Bizi dinlemiyor, dinlemeyecek. Sizler, biz hepimiz emekçiyiz ve emekçinin derdinden ancak emekçinin anlayacağını bir kez daha görüyoruz. Emekçinin derdini de ancak bir emekçi iktidarının çözeceği bir kez daha ortaya çıkmış durumda. Bu bakmayan bakanlara değinmişken, tabii saray bahçesinde, babasının sarayının bahçesinde hazineye, maliyeye, ekonomiye bakmayan damat bakanı da değinmek gerekiyor. Sarayı kendisine bir oyun bahçesine çevirmiş, hayaller aleminde bakmamaya devam ediyor. Bir de İçişleri bakmayanımız var. Onun derdi başından aşkın, parti içi gerilimlerle uğraşmaktan galiba sadece kendi derdine bakabiliyor, kendini kurtarmaya uğraşıyor. Belli ki artık emniyet içerisinde, jandarma içerisinde, İçişleri Bakanlığı içerisinde kendi geleceğini garanti altına almaya çalışan bir yapılanmaya gitmiş durumda. Bu nedenle tarikat savunuculuğuna başlamış. Bu nedenle muhalif insanları susturmak için bizzat görev almış, bir yerlere yaranmaya çalışan ama sorumlu olduğu esas işi. Bakın değerli arkadaşlar, bir İçişleri Bakanı'nın sorumlu olduğu esas iş nedir? Ülkenin içinde güvenliği sağlanmasıdır. Bu bakmayan bakan ne yapıyor? Tehdit ediyor bizi ya. Hadi sokaklarda serbestçe yürüsenize, bisiklete binsenize, arabanıza binsenize diyor. Senin görevin bu. Senin görevin vatandaşın, yurttaşın sokaklarda özgürce, güvenli biçimde yürümesi. Bunu sağlayamamışsın, bir de oturmuş bununla insanları tehdit ediyorsun. Örneğin, bakın aynı kapsamda şunu ifade etmem gerekiyor. Geçtiğimiz hafta HDP'ye dönük operasyonlarda yeni bir aşamaya geldik. Yine aynı merkezin, aynı aklın politikalarının devamıyla karşı karşıyayız. Öyle bir iktidarla karşı karşıyayız ki değerli arkadaşlar, doğuyu batıya, batıyı doğuya, kadını erkeğe, erkeği kadına, yaşlı gence, herkesi birbirine düşman etmeye çalışıyorlar ya. Herkesi birbirine düşman etmeye çalışıyor ve bu düşmanlaştırma politikalarıyla iktidarlarını korumaya, ayakta kalmaya çalışıyorlar. Buradan bir kere HDP ile dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha paylaşmak istiyoruz. Bu yapılan operasyonların 6 yıl sonra uydurma gerekçelerle yapılan operasyonların hukuki hiçbir karşılığı olmadığı, bu düşmanlaştırma politikalarının, bu sindirme politikalarının uzantısı bir siyasi operasyonla karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha söylemek istiyoruz. Tüm toplumsal muhalefet güçlerine, muhalefet partilerine çağrı yapıyoruz. Sessiz kalmak buna ortak olmaktır. Sessiz kalmak buna ortak olmaktır. Biz HDP ile dayanışma içerisinde olacağız. İktidarın düşmanlaştırıcı, savaştırıcı, kışkırtıcı politikalarına karşı birleştirmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, son olarak tabii dünyanın her yerinde bu politikaların belirli yansımaları oluyor ve maalesef Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni şu anda yöneten dış politika aklı, deyim yerinde ise dünyanın neresinde bir yangın çıksa oraya benzinle koşturmaya çalışıyor.
Yani sadece içeride bir kutuplaştırma, bir gerilim siyaseti yok. Aynı zamanda dünya çapında da siyaseti bir gerilim, bir savaş, çatışma üzerine bina eden bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Bölgenin nüfus, ekonomi, askeri güç ve siyasi etki bakımından en önemli ülkelerinden bir tanesi olan Türkiye'nin nasıl bir akılla dış politika geliştirdiği, nasıl bir akılla bir bölge siyaseti geliştirdiği ve gelecek tasavvur ettiğini mantık çerçevesi içerisinde, halkın içerisinden bakarak anlamak mümkün değil. Tüm komşularımızla iç işlerine müdahale eden, işte Suriye'de, Libya'da, Kafkaslar'da, en son gördük Kıbrıs'ta gerilimi hep tırmandıran bir yaklaşım içerisinde olan bu politikaları doğru bulmadığımızı paylaşmak istiyoruz. Biz Türkiye'liler, Suriyeliler, Libyalılar, Yunanlılar, Azeriler, Ermeniler, Kıbrıslılar kendi aramızda kavga ettikçe, gerildikçe, buralarda tansiyon yükseldikçe silah tüccarları ve emperyalist merkezlerden başka kazanan kimse olmuyor. Kaybeden ise hep buranın halkı oluyor. Dolayısıyla bizler Türkiye İşçi Partisi olarak komşularımızla ilişkilerimizin iktidarın küçük hesaplarına, silah sanayi ve emperyalist yayılmacı şirket bilançolarına bağlanmasına müsaade etmeyeceğimizi söylemek istiyoruz. Bize göre dış siyaset Ermeni, Azeri, Libya, Kıbrıs ya da başka ülkelerin egemenleri arasındaki iktidar ve güç politikaları olarak yürütülemez. Esas olan halklardır. Halklar arasında doğrudan sendikacılar, gazeteciler, parlamentolar, gençler, kadınlar arasında çok boyutlu bir diyalogla çözülemeyecek tek bir sorun olmadığı kanaatindeyiz. Bu açıdan halkın iradesine konulan tüm engellerin kaldırılmasını, halkların barış, işbirliği ve refah içerisinde bir gelecek inşa etmesinin yollarının açılması için bir mücadele içerisinde olacağız. Değerli arkadaşlar, sözlerimi bitirirken Kıbrıs'ta geçtiğimiz hafta bizi son derece üzen bir yaklaşım iktidar tarafından geliştirildi. Kıbrıs'ta biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleştiriliyor. Kıbrıslı Türklerin sandıktaki iradesine saygı duymak ve her türlü müdahaleye karşı çıkmak zorundayız. AKP saray iktidarının bu müdahalelerini doğru bulmuyoruz. Kıbrıslı Türklerin iradesi yok sayılarak AKP saray rejimini doğrudan bir adaya işaret etmesi de bu açıdan kabul edilemez. Kıbrıs, Türkiye'nin bir iç politika başlığı olarak değerlendirilemez. Kıbrıs, Kıbrıslarındır ve ada üzerinde hiçbir devlet, hiçbir parti ya da hükümetin müdahalesi kabul edilemez. Biz Kıbrıs Türk halkının ilk turu biten seçimlerinin ikinci tura kaldığını dikkatle takip ediyoruz. Bir hafta sonra sonuçlanacak seçimlerde de Kıbrıs Türk halkının iradesinin sandığa yansıyacağı bir sürecin işlemesi için tüm tarafları gereğini yapmaya davet ediyoruz. Hepinize katıldığınız, sesimizi emekçi kardeşlerimize ulaştırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Verimli bir çalışma haftası diliyorum. Çok sağ olun.